Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Sen bizim sahibimizsin. Sen bizim Efendimizsin. Bizi inkarcılar toplumuna karşı yardım edilmiş kıl. İnkarcılar toplumuna karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. İnsan hayatında yaşarken, dünya hayatında varken doğrusu son nefesi hiç düşünmez. Acaba son nefes nasıl olacak? Nasıl nefes vereceğiz? Yaşarken temiz yaşayanlar şüphe yok ki ölürken de temiz ölürler. Son nefeslerini temiz verirler. Allah'ın huzuruna giderken temiz gidebilmek, saf gidebilmek, nezih gidebilmek, temizlenmiş gidebilmek. Gelin bu akşam dosta doğru yürüyüş yaparken hep beraber temiz gidenlerden, zarif gitmiş olanlardan, güzelliği yakalanmış olanlardan, hayatına tat katmış olanlardan bir demet sunalım. Ve sonra dönüp soralım kendimize, kendimizle yüzleşelim. Diyelim ki acep biz ne yapacağız giderken temiz gitmek, saf gidebilmek, kirlenmeden gidebilmek, kirlenmişsek de temizlenmiş gidebilmek mümkün olabilecek mi? Bugün onları konuşacağız. Hep beraber konuşacağız da özellikle beni çok etkileyen bir teğmenin, Muzaffer Teğmen'in anlatırken son nefesini inanıyorum ki siz de çok etkileneceksiniz. Ama dilerseniz suyun başından başlayalım. Kaynağın temelinden, ilklerden, en büyüklerden başlayalım. Yavaş yavaş aşağı doğru inerken, güzel insanların iklimine doğru gelirken önce baştakilerden şöyle bir müsaade isteyelim. O iklime doğru dalarken. Uhud'dayız. İstenilmeyen, hoşlanılmayan bir harbin içinde buldu. Rahmet peygamberi, şefkat nebisi kendisini arzu etmediği, hoşlanmadığı bir harbin o en acımasız safları arasında buluverdi. Harp sona ermiştir. Aslında bir Müslüman olarak harp sözcüğünü kullanmayı çok hoş görmüyorum. Bütün yeryüzünde barış olsun, rahmet olsun, merhamet olsun diyen bir dinin ferdi olarak savaştan değil, merhametten, affetmekten, rahmetten, sevginin bütün yollarından bahseden bir nebinin inananları olarak keşke dünyada hiç savaş olmasa. Keşke zorlanmasak. Keşke. Harbin sonunda Medine'de, Uhud'da Allah nebisi bir dostunu sormaktadır. Dostun adı Sa'd bin Rebi. Sevgililer sevgilisi soruyordu. Sa'd bin Rebi nerede? Onun hakkında bana bilgi getirir misiniz? Sa'd bin Rebi hakkında bilgi aranırken ararlar tararlar da Sa'd bin Rebi'yi bulmak mümkün değildir. Sa'd bin Rebi yoktur.
Peygamberin en sevgili, en sevenlerinden birisi harp meydanına doğru usulca sokulur ve şöyle seslenir. Der ki, Sa'd ibn Erbi, Hazreti Peygamber seni sormakta, Allah Resulü senden bahsetmekte, neredesin? Derin bir inilti, bir ses uzaklardan, çok uzaklardan, ben şu anda ölüler arasındayım. Ölüler arasındayım. Koşar. Koşar Sa'd ibn Erbi'nin bulunduğu yere dostlarla beraber. Uzanmış yere, sere serpe uzanmış Sa'd ibn Erbi'nin yanına gelir. Sa'd son nefesini vermektedir. Hayatı boyunca peygamberi adım adım takip etmiş, cahiliye döneminin bütün ifritlerini, bütün cahili anlayışı yıkmakta peygamberle beraber yol yürümüş Sa'd ibn Erbi dostunun elini tutar. Son nefes dedim ya. Son nefeste acaba biz bu kadar rahat olabilecek miyiz? Aklımız bu denli başımızda olacak mı acaba? Bilmiyorum. Sa'd ibn Erbi der ki, Allah Resulü nasıldır? Der ki, o iyidir vallahi. İyidir. Resulullah iyidir. Dostlara de ki, vücudunuzda bir damla kan oldukça Hazreti Peygamber'e bir zarar gelecek olursa, onu koruyamazsanız, onun getirdiği ilkeleri yaşatamazsanız sakın Allah'ın huzuruna gelmeyin. Sa'd'ın son sözleri olarak bunu iletin diyecektir. Söyleyin dostlara, sakın ümitsiz kalmasınlar. Gözleriniz kımıldadıkça peygamberin yanında olun. Gözleriniz kımıldadıkça. Biraz sonra Sa'd ibn Erbi derin bir rahmete konar. Derin bir şefkate doğru, uzaklara doğru yol alır. Sa'd ibn Erbi. Yürekleri, kalpleri, ruhları Kabe etrafında dönercesine, matemi yaşamadan en güzel rahmeti kucaklarcasına şehadete doğru koşarlar. Şehitleri hatırladıkça, yeni yeni taze şehitleri hatırladıkça Sa'd ibn Erbi aklınıza geliversin. Aklınızın bir tarafına konuversin. Son nefes temiz gitmek, temiz gidebilmek, Allah'ın huzurunda saf olabilmek. O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmektedir hüner. Hoş geldin diyebiliyor musun ölüm meleğine? Ürkmeden onunla, kavga etmeden onunla. Hoş geldin uzaktaki dost. Hoş geldin diyebilecek misin? Diyebilecek miyiz? Son nefeste. Denir ki Hazreti Peygamber'in yıllarca müezzinliğini yapan Hazreti Bilal, esmer adam, siyah yüzlü, beyaz kalpli Hazreti Bilal, peygamber müezzini, belki düne kadar boğazında, ellerinde bukağılar, kelepçeler, insan yerine konmamış, insan olabilmenin, büyük olabilmenin şuurunu yaşayamamış Hazreti Bilal, son anında ne kadar rahattı değil mi? Ölürken. Onu çok seven Hazreti Bilal'i, canı kadar seven, seven eşi bir anda der ki, hüzün, eyvah hüzün der. Hazreti Bilal döner, ne büyük sevinç der. Eşi şaşırır. Hazreti Bilal'e der ki, niye öyle diyorsun? Bizden razı değil miydin ki? Seni üzecek şeyler mi yaptık? Bilal'in, Hazreti Bilal'in cevabı çok manidar. Hanımına der ki, hayır, senden bir rahatsızlığımız yok, sana kızgınlığımız da yok, kırgınlığımız da hiç yok.
arzu ettik ki bu gece Hazreti Peygamber'le görüşmek olsa gerek. Kabirde Hazreti Peygamber bizi karşılar. O ikramı sever. O yalnızların dostudur. Biz mezarın karanlığında yalnızlığı yaşarken Peygamber tutar bizi. Benim de ümidim bu olsa gerek. Bazen hayatın çok kısa olduğunun farkındayım. Düşünüyoruz da hangi amelimizle? Bir namazımız vardır ama bazen namazımıza riya karışmıyor mu? Bazen alışverişimizde riya yok mu? Haksızlık yok mu? Onun için Hazreti Ömer'in yanında birini bir gün çok övdüler. Şöyle adam, şöyle büyük adam dediler. Hazreti Ömer övene döndü ve dedi ki, sen onunla alışveriş yaptın mı? Hayır dedi. Komşuluk yaptın mı? Hayır dedi. Yol arkadaşı yaptın mı? Hayır dedi. Ya neye dedi? Camide baş eğdiğine mi gördün? Baş eğdiğini mi gördün? Sadece ondan dolayı mı iyi adam? Sen bunları görmeden nereden bileceksin iyi adam olduğunu? Bu şu demek değildir. Namaz kılan kötü adam. Kimse öyle demiyor. Kötülüğün ölçüsü, iyiliğin ölçüsü insan olmak. Temiz olmak. Allah'a yakın olmak. Hesabı doğru yapmak. Kimseyi incitmemek. Eğer bu namazla beraberse o ne kadar güzel, ayrı mesele. Ama namaz kılıyorsun, kendin için kılıyorsun. Namaz kılmana rağmen günahtan alıkonmuyorsan o namazın namaz değil ki. Benim bildiğim namaz sahtekarlıktan alıkon, kötülükten alıkon, yanlışlardan alıkon. Değilse o namaz. Nebiye, Allah'ın Resulüne nasıl takdim edeceksin? Allah'a diyeceksin ki, ya Rabbi ben secde ederken zulüm de yapıyordum. Demeyecek mi ki sana, senin secdenle zulüm bir araya gelir mi ki? Sormayacak mı? Tabii ki soracak. Hepimize soracak. Attığımız her adımı ince ve hassas soracak diye yapmak veya yapmamak, hayır. Darılacak diye yapmamak. Ben ibadetimi düşünürken yapabilirsem hep onu düşünürüm. Mahşer aleminde Rabbimin huzurunda nasıl onun mübarek nuruna bakarım ben. Bu kadar yığınla, günahla gitmişken sorsa bana sen niye bunu yaptın diye sorduğunda ne derim Rabbime? Onu düşünmek lazım değil mi? Program başında Subay Muzaffer'i anlattım. Subay Muzaffer'den bahsettim. Beni çok etkiledi. Zabit Muzaffer, Çanakkale'de. Ne muhteşem bir manzara. Son nefes dedim ya. Bakınız. Çanakkale'nin o en zor anlarından birinde Muzaffer Teğmen kurşunu yer, yere düşer. Şehit olacaklar gibi. Belli ki sırasını beklemekte. Ama yaralar ağır. Teğmenim yavaş yavaş can verecek. Asker koşar, Teğmen'in yanına gider. Muzaffer Teğmen'in yanında asker ne yapabilir acaba? Yapacak neyi var? Son anında komutanla ne yapabilir? Asker onun endişesi, onun üzüntüsü içerisinde komutanın yanında, komutan son anlarında. Ama bir şey var, komutanı kurcalayan bir şey var. Sıkan mengene gibi, sıkan, sıkıntıya düşüren bir şey var komutanı. Gözleriyle bir şey anlatmakta. Mecalik gelse, gücü yetse
enerjisi olsa, kuvveti olsa eliyle bir şeyler anlatacak. Bir şeyler anlatıyor da asker anlamıyor. Komutanım ne istiyorsun diyor. Komutanım ne arzu ediyorsun? Anlayamıyorum. Biraz sonra şehit olacak. Son arzusunu söyleyemeden Rabbinin huzuruna o derin iklime gidecek. Komutan askerin anlamadığını görünce bütün gücünü toplayıp elini cebine doğru uzattı. Cebinden bir zarf çıkardı. Belli ki eşine, çocuğuna, belki nişanlısına, kim bilir, belki babasına, belki annesine göndereceği bir mektup, kim bilir. Ama beyaz bir kağıt, bir zarf, komutan o zarfı çıkardı, yere koydu. Sonra eliyle, elini gezdire gezdire, bir çubuk parçası, bir çubuk parçası buldu. Çubuk parçasını yaralarından akan kan yerlere uzanıyor ya, o çubuğunu akan kanına dokundurdu. Ve sonra zor okunacak bir yazı belki ama yazıyla zarfın içerisine, üzerine harf harf yazdı. Biraz sonra eli düştü. Elindeki çubuk, Teğmen Muzaffer'in elindeki çubuk, kanlı çubuk yere düştü. Zarfın üzerindeki yazı da bitmişti. Asker hemen bir hamleyle yerden zarfı kaldırdı, yazıyı okudu. Kanla yazılan yazı. Ne yazıyordu biliyor musunuz? Muzaffer Teğmen, asker beni kıbleye çevir. Asker beni kıbleye çevir. Meğer şehit olmadan önce Muzaffer Teğmen'in son isteği beni kıbleye çevirdi. Kıbleye dönmüş, öyle şehit olmak istiyordu. Rabbinin huzuruna öyle gitmek istiyordu. Askerler Çanakkale'nin o hengamesinde koştular. Muzaffer Teğmen'i çevirdiler. Muzaffer Teğmen'in göğsü kıbleye geldi. Onlar çevirinceye kadar Muzaffer Teğmen çoktan şehit olmuş. Asker beni kıbleye çevir. Son nefes dedim ya. O çok önemli. Hayatınızda nasıl bir hayat yaşadıysanız, nasıl doldurduysanız içini, son anınızda Rabbim öyle bir ölüm nasip eder. Allah cömertlerin ve adillerin en adilidir. Sen iyisen onun rahmeti de nisan yağmuru gibi, beklenip de hiç inmeyen yağmur gibi iner, temizler. Kirli yürekleri, kirlenmiş alınları, siyahlaşmış yüzleri rahmet gibi temizler. Nice insan görmüşsünüzdür. Ölürken ne kadar rahatlar. Yüzleri ne kadar parlak. Ne kadar temiz. Ne kadar memnunlar gittikleri yerden. Çünkü perde aralanıyor o an. Perdeyi görüyor. Perdeyi görünce de üzüntü yok, kahır yok, sıkıntı yok. Ümit vardır. Yerinden de memnundur. Nicesi var ki ölürken yüzün simsiyahtır. Çünkü kuşatan bir azabın, mesuliyetin, sorumluluğun kendisini kuşattığının farkındadır. Dilerseniz hep beraber en büyüklerden hep hayranı olduğum bir güzel insanın, Hazreti Ömer'in son anından, son nefesinden bir enstantane sunayım da nasıl yaşanırmış, nasıl yaşamak lazımmış, nasıl ölmek lazımmış. Diyeceksiniz ki Nihat Hoca, ne bu son nefes, ne bu ölüm?
Bana ölümsüz bir şehir gösterir misiniz? Bana ölümsüz bir kasaba gösterir misiniz? Bana ölümsüz bir hayat sunabilir misiniz? Ölmeyen var mı ki? Ölmeyecek olan var mı ki? Ebedi kalacak kim var? Bir bakar mısınız sağınıza solunuza? Bitkiler bile ölüyor. Dünya bile ölüyor. Dünya ihtiyarlıyor. Sular bile kurumuyor mu? Denir ki her şeyin bir lisanı vardır. Büyüklerden biri bir gün talebeleriyle kıra çıkar. Talebeler koşarlar. Her talebe hocasına bir taze gül getirir. Bir çiçek, bir gül sunar. Hocanın elinde güzel güller bir anda toplanır. Biraz sonra talebesi gelir. Geride kalmış boynu bükük, kendisi gibi boynu bükük bir ot getirir. Kuru bir ağaç getirir. Hocasına kuru ağaç takdim eder. Hoca bakar. Der ki evlat, neden herkes gül getirmişken, çiçek getirmişken sen kuru bir dal getirdin? Dedim ya, doğru görebilmek. Talebe mahcup, talebe üzüntülü. Talebe döner der ki hocam, elimi hangi güle attımsa, taze hangi çiçeğe el dokundurdumsa, kendi lisanlarıyla Allah'ı andıklarını gördüm de koparamadım. Gönlüm el vermedi. Kurumuş bir ağaçtan başka bir şey getiremedim. Temiz görebilmek, kainata böyle bakmak. Bana söyler misiniz? Ekolojik dengeyi ifade etmekte bundan daha zarif hangi hikaye olabilir? Çevreyi koruyun derken daha güzel nasıl ifade edersiniz? Büyüklerin son nefesiyle büyük olurmuş. Vuslat büyük olurmuş. Büyüklerin vuslatı da. Vuslat ne? Varmak. Vuslat ulaşmak. Vuslat firkattan geçmek. Vuslat ayrılığı da yenmek. Hazreti Ömer son anındadır. Dedim ya, zirvelerden, en büyüklerden bir zirve. Son anındadır Hazreti Ömer. Hazreti Ömer bir an duraksar, koca Ömer, mekanlara sığmayan o büyük insan, Hazreti Peygamber'le hemdem olan, kucaklaşmış olan, iç aleminde Hazreti Peygamber'in getirdiği insani ölçüleri hep yaşayan Hazreti Ömer son anındadır. Yanında oğlu vardır, Abdullah. Yanında arkadaşları vardır. Kim bu kadar hassas olabilir? Herkes düşünmeli değil mi bunu? Her adımını atan, her yürüyen, her bakan, her baba, her anne, her idareci, her patron bunu düşünmeli değil mi? Döner Hazreti Ömer. Hazreti Ali bir an onu över, hak ettiği için. İmam Ali, Büyük Ali, Hazreti Ömer'in büyüklüğünü över. Sen ki şunu şunu yaptıydın hani ya, der Hazreti Ömer'i överken. Hazreti Ömer bir an başını kaldırır. Der ki, ne olur beni övme. Dediklerin doğruysa da şu zavallıya bir dua et. Şimdi Allah'a gitme zamanı, övünme zamanı değildir ey Ali. Şu an zor bir andır. Bize dua et. Allah bize merhamet etsin. Evet, Allah sana merhamet etsin ey Ömer. Sonra oğlunu çağırır. Çok manidardır. Sözleri çok düşündürücüdür. Ben bunu söylerken kılı kırk yarmış bir insanın sıratın üzerinden geçercesine bir hayat yaşamış olan bir zirvenin halinden bahsediyorum. Kur'an'ı yaşamış, İslam'ı yaşamış, kıtlık yıllarında halk yemek yemiyor diye kuru ekmek ve zeytinyağı yemiş, kuru ekmek ve sirke yemiş bir adamdan bahsediyorum.
hesap duygusu en hafif olması gereken bir adamdan bahsediyorum. Öyle diyordu Hazreti Ömer. Oğluna, bana güzel elbiselerden kefen biçmeyin. Babam niye diyordu? Hazırladık sana bir şeyler. Bana elbise bir eski bir bez serin diyordu. Beni onunla sarmalayın. Bu güzel kefenleri ise, güzel kumaşları ise garibanlara verin. Eğer Allah beni affettiyse zaten bana merhamet eder. Bana güzel şeyler giydirir. Yok Allah bana merhamet etmediyse benim bu kefenimi de bırakmayacak üzerimde. Bunu da atacak. Allah affetmediyse. Sonra dönüyordu. Beni mezara götürürken hızlı götürün. Hızlı mezara götürün. Allah beni affetmediyse benim gibi bir günahkarı taşımayın daha çok. Sırtınızda benim gibi bir günahkarı taşımayın. Yo Allah beni affettiyse bir an önce beni evime götürün. Çünkü mezar gerçek evdir diyecektir. Dünya geçicidir. Mezar ise kalıcıdır. Ahiret gerçek yurt değil mi? Kur'an demiyor muydu? Ahirete gelince o kalıcı olandır. Hayırlı olandır demiyor muydu? Önemli olan hayırlı olanı kazanmak ama doğru kazanmak olmalı değil mi? Ve doğrusu Hazreti Ömer'in belki hepimizi derin bir hassasiyete sürüklemesi gereken son cümlesi çok manidardı. Öyle dönüyordu, öyle diyordu. Büyük Ömer dönüyor ve şöyle diyordu. Şu kilimi kaldırıver. Oğluna öyle diyordu. Şu kilimi kaldırıver. Başımı yere koy. Başı, sakalı ve saçı toprağa bulanan şu adama Allah belki merhamet eder. Belki Allah beni bağışlar. Belki Allah bana ağır sormaz. Başını yere koy. Başını yere korlar. Koca Ömer, mekanlara sığmayan şu adam, şu İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, şu Arap Yarımadası'nın hakimi olan adam, başı yerde, kumlar üzerinde. Ya biz neyimize güveniyoruz? Neyimize güveniyoruz? Biz bir fakirin eline bir kuruş para verdik, onun hesabını mı yapıyoruz? Ona mı güveniyoruz? Yarım yamalak bir namaz kıldık. Kalbim temizdir dedik. Allah'a karşı kendinizi övmeyin. Hatalarınızı görün. Ne çok iyiliklerinizi görüyorsunuz ya. Ne bu? Hastalık bu. Hep iyiliklerinizi görüyorsunuz. Kötülükleri ise hemen hasır altı ediveriyoruz. Kimin kalbini kırdık? Kime ters baktık? Kimin yüreğini yaktık? Kimin hakkını yedik? Kime düm bir fiske vurduk? Kimin önüne geçtik? Hakkımız olmayanı elde edebilmek için nasıl ellerimizi açıverdik? Tırnaklarımıza söktük başkalarının hakkını. Aldıktan sonra benim hakkım canım, ben zeki adamım. Senden daha zekisi bir kuruş kazanamadı. Bilmiyor musun? Veren bir hesap için veriyor. Bilmiyor musun? Veren almasını da bilir. Bilmiyor musun ki? Veren sormak için veriyor. Hayat bir vergi. Hayat bir veri ise aynı zamanda. Hayattan sonra ya nereye kaçacaksınız? Ya nereye kaçacağız? Baksanıza gazetelere. Her gün cinayet. Her gün ayak kaydırmalar. Birbirinin çukurunu kazanlar. Dünya sizin olsa, bütün kainat elinize gelse, küreyi arzı yeryüzünü elinizde tutsanız ne yapacaksınız? Kim mezara altınlarla gömüldü? Mezara altınlarla gömülenler ne alacaklar? Neler satın alacaklar? Bir baksanıza. Biz böyle değildik. Biz böyle hiç olmamıştık. Biz iyiydik.
Düşeni kaldırırdık. Düşene merhamet ederdik. Biz lokmamızı paylaşırdık. Biz bir kardeşimize tokat indi mi bizim suratımız yanardı. Biz bir gariban gördük mü uyuyamazdık. Mahallede bir ışık yansa ne problemi var diye sorardık, koşardık. Biz yara sarardık. Biz öyleydik. Biz böyle değildik. Sonra kır mı düştü, ne oldu? Yağmursuz mu kaldı topraklar, ne oldu? Kıraç mı oldu? Rahmet akmaz hale geldi. Bir şeyler oldu bize. Acaba Muaz bin Cebel gibi diyebiliyor musunuz? Hazreti Muaz gibi. Tam ölmek üzere bir büyük Allah dostu. Tam peygamber sevgilisi. Peygamber seveni. Ölmek üzeredir Hazreti Muaz. Muaz son an gelince, son nefes dedim ya, son alın gelince ellerini açar, Yüce Allah'a yalvarır. Ya Rabbi der, ben bugüne kadar korkardım senin huzuruna gelmekten, günahlarımdan ötürü. Korkardım ya Rabbi. Ama bugün seni arzuluyorum ya Rabbi. Seni bugün arzu ediyorum ki. Sen biliyorsun ki ya Rabbi, benim kalbim gerçekten seni seviyor ya Rabbi. Bugün ben seni arzu ediyorum. Biraz sonra arzu ettiği en yüce dosta gider. Sevgili kardeşlerim, saygıdeğer izleyiciler, güzel dostlar, hepiniz en yüce dosta gideceksiniz. Giderken en yüce dosta gitmeye layık mıyım, değil miyim? Ne olur bu sorunun cevabını verir misiniz? Sevenler, sevilenler, sevmeyenler, fakir olan, zengin olan, idareci olan, idare edilen. Lütfen bu gece başınızı yastığınıza koyduğunuzda ne olur düşününüz. Giderken en yüce dosta layık mıyım, onun kapısına? Bunu düşünün. Evet diyorsanız keşke elinizi görsem de öpsem. Evet diyorsanız keşke öpülse eliniz. Evet diyenin eli öpülecek eldir. Selam en yüce dostu olsun. Efendim, selamların en güzeli diye başladık. Bugün son nefesi konuştuk. Ama konuşmaya devam edeceğiz. Fakat müsaade ederseniz beklettiğim sevgili konuğumu ben buraya alayım, size takdim edeyim. Ondan sonra ne yapacağımızı hep beraber konuşacağız. Sevgili Baha, efendim buyurunuz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Bana ait, teşekkür ederiz. Evet, genç kardeşimiz, genç sanatçı kardeşimiz Baha. Tabii bu güzel insanlardan bahsedince son nefes ve son anın zahmetinden bahsederken ondan sonra hemen konuya girmek zor oluyor değil mi? Yani evet, ben sizi hayranlıkla zaten dinliyordum hocam. Yani o kadar güzel konuşuyorsunuz ki ve o kadar belki de geri planda kalmış şeyleri, bazı duyguları, bazı düşünceleri dile getirdiniz ki ben sizi hayranlıkla dinledim. Allah son anımıza sevgili Bağ hepimize yardım etsin. Çünkü neticede ölmek için geliyoruz bu dünyaya. Her şeyin mutlaka bir sonu var, evet. Değil mi? Bunu bilmek doğru lazım. Doğru yaşamak lazım, güzel yaşamak lazım. Bunu unutmadan en azından yaşamak lazım. Doğru. Giderken de doğru gitmek lazım. Kesinlikle. Peki sevgili Baha, biz ne yapacağız? Bugün programımız yoğun. Seninle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tabii. Saygıdeğer izleyiciler, bugün ne yapacağız? Sevgili Baha ile konuşacağız, sohbet edeceğiz, bir. İki, bazı bize ne oluyor dedirten olayları gündeme alacağız, konuşacağız. İki, kıyamet alametlerinden bahsedeceğiz, sorularımızı cevaplandıracağız. Üç, ondan sonra programın sonuna doğru yine bir sohbet bölümümüz var. Hazreti Peygamber'den bahsedecek ve en sonunda da Hazreti Peygamber'in o güzel bir yakarışı var. Onu da vereceğiz ama bütün bunları neden sonra sevgili Baha da müsaade ederse çok kısa bir reklamdan sonra biz yine buradayız efendim.
efendim selamların en güzeliyle diyoruz. Sevgili Baha ile stüdyodayız, beraberiz. Fırat Nehri kıyametin alametlerinden biri mi? Fırat Nehri ile ilgili bir ayrıntı var. Kıyamet alametlerinden biri mi? Buna hemen gireceğiz ama daha önce ben sevgili Baha'ya, Baha tabii Ankara değil mi? Ankara, Ankara diyebiliriz meşelisi. Hocam. Ben asıl Kayseri doğumluyum. Evet. Ama Ankara'da geçti hayatım. Hayatınız şu anda tabii İstanbul'da devam ediyor. Şu anda 8 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama ilk orta, üniversite, lise, üniversite tamamen Ankara'da geçti. Konservatuvar mezunu. Gazi Eğitim Fakültesi mezunuyum ben. Müzik eğitim bölümü mezunuyum. Müzik öğretmeniyim aslında. Ne güzel. Ama yani, şu anda öğretmenlik yapmıyorum. Yani bilimsel olarak da bu işi yaptınız tabii biliyorsunuz. Eğitimini aldım evet. Sonuçta sizin de Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu oldunuz. Ben de Ankara İlahiyat mezunuyum. Evet. Ben şey olarak aynı evet, şehirdeniz. Evet. Şeydir ama katılır mısınız bilmiyorum ama Ankara ortamı farklıdır. Ankara insanı da biraz farklıdır. Yani gerçi insanları tabii ayırmak doğru değil ama belki kültür olarak farklıdır. Yaşantı olarak biraz daha düzenli hayatı seçmiştir. Doğru bir son zamanlarda Ankara çok düzenli hale geldi. Evet. Biz Ankara'yı, İstanbul'u zaten seviyoruz da Ankara'yı da çok seviyoruz. Sizi bilmiyorum, siz İstanbul'a çok uyum sağlayabildiniz çok ama alışamadık İstanbul'a. Ben hala çok alıştığımı söyleyemem diye. Doğru, onun için Ankara'dan ayrılamıyoruz. Evet, ya. Evet. Bir telefon var alalım mı? Tabii ki, tabii ki. Peki, alo. Alo. Efendim, iyi geceler diliyoruz. İyi geceler Nihat Hocam. Sağ olun, saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Diyarbakır'dan Nermin Beybur. Nevin Hanım, Diyarbakır'dan arıyorsunuz. Evet. Saygılar sunuyoruz. Nevin Hanım buyurunuz efendim. Saygılar sizden efendim. Öncelikle böyle iyi yayınlar yaptığınız için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Bugün erken girdik programımıza. Evet. Bu gece. Bundan çok memnun olduk. Zaten böyle olmasını da istiyordum. Zaten Star TV... Hatta program yayın süresini bile kısa buluyoruz. Sabaha kadar devam edelim isterseniz. İnşallah. Biz tabii Star yönetimine de şükranlarımızı ifade ediyoruz programımızı. Aynen, yayın ekibine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekiple beraber. Bundan sonra da saat 22-22-20 geçe şeklinde programlarımız salı akşamları devam edecek. İnşallah hocam, temennimiz zaten o. İnşallah efendim. Sorunuz var. Sizi zevkle dinliyoruz. Sağ olun. Sorunuz varsa hemen alalım. Tabii hocam alalım. Benim size 3 tane sorum olacak ve peki, çok merak ettiğimiz sorular bunlar. Hemen alayım. Tabii. İlk sorum, Kur'an-ı Kerim'de münker ve nekir ismi geçiyor mu? Peki. Ve münker ve nekir sorgu melekleri mi mezarda bize sorular soracaklar mı? Evet. İkinci sorum, günahlarını çeken bütün kullar sonunda cennete girecekler mi? Yoksa sonsuza kadar günahkar kullar cehennemde mi yanacak? Günahlarını çekenler sonunda... Cennete gidecek mi yoksa sonsuza kadar cehennemde mi kalacaklar? Peki bunlar program içerisinde cevaplandırmaya gayret edeceğim. Son sorumda. Dördüncü soru. Üçüncü. Üçüncü mü oldu peki, peki. Evet hocam üçüncü. Dinleri ayrı olanları merak ediyorum. Dinleri ayrı olanlarda da iyi insanlar var. Evet. Onlara ne olacak hocam? Peki. Biz dinlere, bütün din mensuplarına ve dinlerine anlayışla bakıyoruz. Ama biz isteriz ki bütün yeryüzü İslam'ın şerefiyle şereflensin, Kur'an'la şereflensin, İslam'ı güzel şekilde yaşasınlar diye ümit ederiz. Biz de onun ümidindeyiz hocam. Tamam. Ayrıca evet, buradan Tunceli'de şehit olan bütün askerlerin hepsine ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum hocam. Zaten onunla ilgili bir veterimiz var biraz sonra. Biz bize ne oluyor şeklinde bir bölüm açtık programlarımıza bundan sonra. İlkini Tunceli'deki şehit kardeşlerimize ayıracağız. Sizden hemen sonra o konuya gireceğiz, tamam mı? Hazırlığımız vardı o konuda. Tamam hocam. Aynen katılıyoruz. Hepsinin ailesine başsağlığı diliyorum buradan Diyarbakır'dan. Biz de aynen katılıyoruz. Sevgiler sunuyoruz size. Teşekkürler hocam. Ve hepsine, bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Efendim özellikle şunu ifade edeyim. Günahlarını çeken insanlar öldükten sonra nasıl bir alemle karşılaşacaklar? Baha bunu sordu. Bu çok önemli evet, tabii ki. Evet, evet hocam. Bize göre, yani bizim anlayışımıza göre, İslam'ın bize öğrettiği, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadislerimize öğrettiği ölçüye göre insanlar dünya hayatında Allah'a, Resulüne, Kur'an-ı Kerim'e iman ettikten sonra ne kadar günahlarla ölseler de mutlak manada Müslüman sayılırlar. Günahlarını çektikten sonra Yüce Rabbimiz
onları cennete koyacaktır. Çünkü Hazreti Peygamber bir hadisinde kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse son anında, son cümlesi bu olursa, yani Allah bir, Hazreti Muhammed onun Resuludur derse sonunda mutlak manada cennete girecek. Biz Fırat Nehri ile ilgili sorumuza yazalım. Özellikle Fırat Nehri ile ilgili altın çıkacak hadisi neyi anlatır? Ona gireceğiz biraz sonra. Fakat hocam bazen şöyle bir şey duyuyorum, ben bunu da size sormak isterim. Şimdi insanlar Yüce Allah'ın affediciliğini biliyorlar. Böyle bir şeye zaten Yüce Allah da sürekli bunu iletiyor kullarına. Yani o kadar günah işleyip de en sonunda böyle bir şeye sığınma gibi insanların biliyorsunuz bir de rahat tarafı var. Yani aslında bu çok yanlış. Bunu herhalde iletmek lazım değil mi insanlara? Tabii yani? Tabii. Yani insanlar çoğu kez kendi günahlarını yaratıcıya yüklemeye çalışıyorlar. Sanki Cenab-ı Allah zorla kulları oraya doğru yöneltiyor. Halbuki kader ile irade çok farklı şeyler. Yani Allah bizim irademizi neye göre kullanacağımızı bildiği için kaderimizi öyle yazıyor. Yani mesela daha basit bir örnek vereyim. Biz bugün günahlarda onun için biz sorumluyuz. Biz sevgili Baha'yı bugün konuk etmek istedik. Dedik burayı şereflendirir misiniz? Sevgili Baha kırmadı bizi, geldi buraya. Benim için de büyük onur hocam. Estağfurullah. Baha'nın buraya geleceği, şu tarihte, bu saatte buraya geleceği onun kaderinde yazılıydı. Ama Baha'nın kaderinde bu programa geleceği yazılı olduğu için Baha buraya gelmedi. Yüce Rabbimiz o sonsuz ilmiyle Baha'nın kendi iradesiyle, kendi isteğiyle, kendi tercihiyle buraya geleceğini bildiği için kaderine Baha dosta doğruya katılacak diye yazmıştır. Sizin buraya gelmeniz sizin tercihinizdir. Allah yazdığı için buraya gelmiyorsunuz. Sizin geleceğinizi bildiği için Yüce Allah yazmıştır. Ve onun için geldiniz buraya netice itibariyle. Evet. Burada kaderle de ilintili bu netice itibariyle. Cenab-ı Allah, Yüce Rabbimiz günahları bağışlar mı peki? O soru soruluyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede Allah şirk hariç, yani Allah'ı inkar hariç Mevlam dilediği bütün günahları dilerse bağışlayabilir. Dilerse de bağışlamaz. Onun için biz ne yapacağız sevgili Baha? Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz hiçbir zaman. Ve hata yaptığımızda ne yapacağız? Ve mutlaka af dileyeceğiz, dua edeceğiz. Değil mi? Ve bir de şöyle bir şey var. Herhalde insanlar her şeyden önce iyi insan olma hedefinde olmalılar bence. Çünkü yaşamın amacı da zaten buna yönelik. Madem her şeyin bir sonu var, madem hiç kimse bu dünyada kazandığı şeyleri de bir yere götüremeyecek, o zaman niye paylaşmıyorlar ki yani birbirleriyle? Biz biraz da hamalık yapıyoruz. Çoğu kez kazanıyoruz çocuklarımız rahat yiyebilsinler diye. Ve çoğu kez kendi kazandığımızı yeme imkanını bile bulamıyoruz. Nihayet bu da gariptir tabii ki. Ama Allah kesinlikle imandan ayırmasın. Evet, ve kesinlikle ne bileyim evlatlara da ben buradan şunu tavsiye etmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle anne ve babalarınızın kıymetini bilin. Bilsinler. Kesinlikle bilsinler. Çünkü onların hakları hiçbir zaman ödenmez. Bizi dünyaya getirip bize bu hayatı veren de onlar. İyi veya kötü her şey insanlar için sonuçta. İyi bir kader de yaşayabilir insanlar. Kötü bir kader de yaşayabilirler ama sonuçta ne olursa olsun bence şükretmesini bilmek lazım. Çünkü beterin her zaman bir beteri var. Eyvallah. Peki bu hadislerde sevgili Baha, hadislerde Fırat Nehri'nin kıyametin alametleri sayılırken Hazreti Peygamber, bugün birkaçını vermeye çalışıyoruz ama kıyametin alametleri bir programda bitmeyecek. Özellikle mesela bu önümüzdeki haftaya ben onu saklamak ihtiyacı hissediyorum. Kur'an-ı Kerim yeryüzünden nasıl kalkacak diye bir bölüm var. Onu önümüzdeki hafta içerisinde ele almayı düşünüyorum. Çok geniş bir bölüm netice itibariyle orası. Veya kıyamet ne zaman kopacak? Şifreciler bazen konuşuyorlar. Şu gün bugün. Kur'an-ı Kerim tabii şifre kitabı değil. Yani evet. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah biliyor ama kıyamet ne zaman kopacak diye sorulana karşı Hazreti Peygamber ne demiş? Onu ilerideki programda ele alacağız. Ama Fırat Nehri ile ilgili şöyle bir hadis var. İlginç bir hadis sevgili Baha. Buhari, Müslim gibi kitaplarda geçen bir hadis. Ebu Hureyre, kediciğin babası diye meşhur sahabi. Asıl adı Abdurrahman bin Sahır. Onun söylediği bir hadis var. O hadisi Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Fırat Nehri altından bir dağı ortaya çıkarmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar o altın sebebiyle öldürülecek,
birbirlerini öldürecekler. 100 kişiden 99'u ölecek, biri kalacak diyor Hazreti Peygamber. Veya bir hadiste 10 insandan 9'u ölecek diyor. Başka bir versiyonunda siz oradaysanız o altınlardan almayın diyor. Tabii çok manidar bir hadis. Sembolik bir anlatım olabilir. O da bazı benzetmeler olabilir, evet. Ama bize göre neyi anlatıyor bu hadis? Bir defa bu hadis dünyanın son dönemlerinde Orta Doğu'nun birçok şeyin merkezi olacağını gösteriyor. Birinci nokta. Evet. Öyle değil mi? Şu anda, evet, bütün dünyaların, bütün dinlerin merkez noktası Orta Doğu. Yani evet. Vatikan'la ilgilenmiyor. Kudüs'le ilgilenmiyor. Evet. Amerika Kudüs, Orta Doğu'yla ilgileniyor. Biz Orta Doğu'dayız zaten. Bütün dünyanın merkezi Orta Doğu. Hazreti Peygamber Orta Doğu'nun, dünyanın ilgi odağının merkezinin olacağını söylüyor. Birçok oyunun da tezgahlanacağı yer olduğunu ifade etmiş oluyor bu hadisinde. Bu bir. İkincisi, Fırat Nehri hadisi suyun çok stratejik bir öneme kavuşacağını ve suyun çok çok önemli olacağını, belki suyun bir altın kadar değerli olacağını, belki suyun aktığı bölgelerin, mesela şu anda Urfa ve civarı, Keban Barajı civarı toprakları gerçekten altın kadar değerli. Evet. Hazreti Peygamber'in burada belki bize dikkat çektiği, bizi dikkate aldırmak için ifade ettiği şey, suyun kullanımı, arazilerin doğru kullanımı ve kardeş kavgalarından uzak durulması. Buna karşı en azından hepimizin uyanık olması. Evet. Ki kırsal, evet, kesimlerde bu çok vardır. Bu çok çok oluyor. Çok vardır belli, evet. Mevlam tabii ki bu konuda bizi, ülkemizi her türlü kötülükten korusun. Tabii ülkemiz de bize düşen bir görev olduğunda da yapmalı, o da ayrı mesele. Tabii canım, kesinlikle. Ama biz de... Ama suyla ilgili çok haklısınız hocam. Ki biliyorsunuz artık küresel ısınma vesaire günümüzde, dönemimizde suyun ne kadar değerli olduğu da, ki dünyanın dengesinin bozulmaya başladı da ortada. Suyun bu konuda son derece... Çok kararlı kullanmamız ve dengeli kullanmamız herhalde. Gerektiğini ifade gerekiyor. Ediyor. Evet. Evet. Nasıl yapalım peki? Telefonlar, bu telefonları arasında, diğer telefonlarımız kilitlendiği için çıkış yapamıyoruz. Mümkünse lütfen ekstradan bu telefonları biz şu anda bunları arayıp bize bunlardan ulaşırsanız, yoğunluktan dolayı bu telefonlardan bize ulaşmaya gayret edin diyelim saygıdeğer izleyicilerimize. Bu birinci nokta soruydu sevgili Baha. Evet, bu konuda diyeceğim bir şey var mı? Hayır hocam, gayet güzel bir açıklama yaptınız. Peki. Bir başka nokta, lohusa kadın, kıyamete döneceğim. Kıyametten uzaklaşamayız zaten. Lohusa kadın dışarı çıkabilir. Bir defa lohusalık ne demektir? Lohusalık şu demektir. Biz buna lohusaya nifas da diyoruz. Ne demektir o? Bir bayan, efendim, doğum yaptıktan sonra, doğum gerçekleştikten sonra veya vücut azaları, organları belli olan çocuk düşük söz konusu olduktan sonra bir dönem için kanama görür. Bu kanamanın azı olmaz ama en çoğu 40 gündür. 40 gün boyunca bu devam eder. Bu devam ettikçe o hanımefendi namaz kılamaz, oruç tutamaz, eşler arasında yakınlık söz konusu olmaz. Tamamen o kanamanın, özür dilerim tabii ki bunlar ama bu bir sorulan bir soru, girmek zorundayız. Tamamen durduktan sonra ancak bu yasak olan şeyler yasaklık kapsamından çıkar, normal hale dönüşür diyoruz. Bunun süresi 40 gündür ama lohusa bayan dışarı çıkmaz diye bir şey yok. Sen duydun mu öyle bir şey şimdi? Yani ben duymadım hocam açıkçası. Belki yani... şunu söylüyorlar. Çocukla beraber, çocuğuyla beraber 40'lı kadın dışarı çıkabilir mi diye soruyorlar. Bu belki toplumda konuşuluyor. Yani evet. Efendim 40'lı bayan yani çocuk 40 günden önce evden çıkarılmaz diye bir şey yok. Öyle bir usul yok. Ama çocuk narindir, hassastır. Evet. Efendim belki sağlıksal açıdan. Sağlıksal açıdan, yanlış ortamlara girmemesi, evet, açısından. Çünkü o dönem herhalde çocuk için çok en önemli dönemdir. En önemli dönem, çocuğun zayıf olduğu bir dönem. Tabii direncinin, bağışıklık sisteminin falan belki zayıf olduğu dönem. Çocuğu alıp da cadde, sokak dolaşmak. Ki mantıken de zaten öyle bir şey herhalde. Tabii ki doğru değil. Ama bunun herhalde yasak bir şey olduğu da belirtilmemiş. Belirtilmemiştir. Yani. İkincisi, lohusa olan bir hanıma
özürlü bayanlar yanına girebilirler mi? Bir engeli yok tabii gidirler yani. Niye girmesinler? Yani bunlar dinde olmayan ve bid'at ve hurafeler dine sokuşturulmuş olan, bir defa şuna dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum acizane. Bir şey duyduğunuzda mantığınızın önüne koyunuz. Bu din mantık dinidir, akıl evet. dinidir. Bu konuda bir şey bilmiyorsak en azından Allah'ın Resulü bu konuya ne derdi? Hep prensip benim bu olmuştur. Bakıyorsunuz aklın dediğine peygamber okey demiştir, evet demiştir. Aklın hayır dediğine Hazreti Peygamber hayır demiştir. Evet. Bizim için önemli bir ölçü. Tabii Kur'an bizim için önemli bir ölçü. Kur'an herhalde en önemli özelliği de zaten mantıklı bir din mantık, olmasıdır hocam. Doğrudur. Evet. Hazreti Peygamber öyledir ama bizim de en azından aklımızı kullanma imkanımız söz konusu. Evet. Aklı kullanmak da bir ibadettir. Biraz da herhalde işin kolayına kaçıyoruz hocam. Yani her şeyi mutlaka sorma gereği duyuyoruz. Belki kafamızı çalıştırma gereği de duymuyoruz zaman zaman. Evet. Yani şu şöyle mi doğru mudur? Doğru. Hemen birinden bir fikir alıp onun ne söylerse aslında biraz da ona inanıyoruz. Doğru diyorsun. Bu yanlış bir şey bence. Artık okumak denen bir şey var. Yani insanların merak ettikleri şeyleri hele hele böyle bir dönem içerisinde. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir araştırıcı bir yapıya da insanların biraz yönelmesi gerekiyor. Yani. Doğru diyorsun. Bir de yeni özür günleri kaç gündür diye sorayım. Soruluyor. Yani ayda bir hanımlar özürlü günleri olur. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Onların da en azı 3 gün, en fazla 10 gün boyunca bu tür kanamalar söz konusu olunca bizi bağışlayın. Bu durumda da namaz kılmak söz konusu olmaz. Bir daha söylüyorum. Ne olsa bayanın dışarı çıkmaması diye bir şey söz konusu değildir diyorum. Bizim tabii ki Tunceli'deki şehitlerle ilgili bir haberimiz var. Aslında onunla başlamak istiyorduk ama biz sürümünü bozmak istemedik. Ben sevgili Baha ile beraber o haberi izleyelim. Onun üzerine biraz konuşacağız efendim. PKK terörü bu kez Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Kocatepe Jandarma Karakolu'nu hedef aldı. Teröristlerce düzenlenen el bombalı ve silahlı saldırıda 8 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Hocam boşaltıyoruz burayı. Hain saldırı öğle saatlerinde meydana geldi. Üstelik PKK'lı teröristler saldırıyı daha önce karakolun ihtiyaçlarını karşılayan bir kişinin cipini çalarak gerçekleştirdi. Karakol girişindeki nöbetçi askerlerin daha önceden tanıdıkları aracı içeri almalarıyla PKK'lı terörist harekete geçti. Önce karakola el bombası attı, ardından da uzun namlulu silahla ateş açtı. Bu arada çevrede pusuya yatmış diğer teröristler de aynı anda birkaç noktadan askerlere ateş açtı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada karakol bahçesine giren ve hain saldırıyı gerçekleştiren terörist öldürüldü. Bölgede ise geniş kapsamlı operasyonlara başlandı. Kente giren çıkan araçlar didik didik aranıyor. Yaralı askerler helikopterle Elazığ ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılırken bölgede hain saldırıya karışan teröristlerle çatışmaların sürdüğü öğrenildi. Evet sevgili Baha, tabii ki biz zaman zaman bu tür olayları bize ne oluyor dedirtecek olayları biz kendi programımız içerisinde formatımıza uygun bir tarzda çok az da olsa ele alacağız. Bah tabii önce sana sorayım, sen bu hunharca hadise karşısında hocam ne söylenebilir? Arzular ki? Düşündüklerini söyleyen azından ben bir şeyler ne söylenebilir ki yani, bu bir vahşet, bizim orada çocuklarımız, kardeşlerimiz onlar. Yani ne bileyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Evet. Mekanları cennet olsun.
Çünkü onların görevleri çok kutsal. Yani benim aklımdan şunları da geçmeden edemiyorum. Yani şöyle bir dönem içerisinde günlük hayata baktığınız zaman yani aslında bunlar ne kadar göz ardı ediliyor böyle şeyler. Yani bizim asıl oradaki onlar da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Orada onlar çok kutsal bir görev için mücadele ederken insanların bazen böyle boş şeylerle uğraşmaları falan ne bileyim insanın çok zoruna gidiyor. Gerçekten. Evet ben sevgili Bahaya birebir kelime kelimesine cümle cümlesine katılıyorum. Bakınız bunu niye bu şehitlerimizi ben gündeme getirdim şu anda? Niye şehitlerimizden bahsediyoruz şu anda? Şundan dolayı. 7 tane belki sayıları daha çok askerimiz bir dağda bir yamacın orada. En yakın köye 30 kilometre uzaklıkta yemek yiyorlar. Yemek yiyen insana hiçbir halde saldırılmaz da bizim bildiğimiz bir geleneğimiz vardır. Yani yemek yiyene su içene yılan bile dokunmaz. Dokunmaz diyorlar. Yılan bile dokunmaz. Sofralarında yemek yiyen insanlara bomba atılıyor. Güvenilir bir kamyon geliyor içeriye. Bir tezgah tamamen. Ondan sonra diğer yerlerden ateşler ediliyor. 7 vatan çocuğu şehit oluyor. Ben bütün tabii annelerin ellerinden öperim. Babaların ellerinden öperiz. Şehitleri rahmetle yad ediyoruz. Onlar bizim hepimizin şehitleridir. O çocuklar niye gitti oraya? Niye gittiler? Yani 20 yaşında çocuklar hep. Biz bugün biraz huzurluysak, biraz rahat bir hayat yaşıyorsak onlara borçluyuz zaten. Tabii memleketlerinden uzak, annelerinden uzak, babaların uzak. Kimsenin hanımına, kızına, çoluk çocuğuna, şuna buna saldırmamış bu çocuklar. Tabii tabii. Bir müddet orada askerlik yapacaklar. En güzel görev yapacaklar. Sonra geri dönecekler. Evlenecek bunlar. Yani tetik çeken veya çektiren ellerin bütün bunları düşünmesi lazım. Ve zulm ile abad olan sonunda berbat olur. Zulme sebep olan sonunda mutlaka karşılık görür. Ben çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hakikaten çünkü millet dualarıyla ve millet bakışıyla söylenmesi gerekeni söylüyor. Şehitleri ben rahmetle yad ediyorum. Onlar bizim şehitlerimiz, gönlümüzdedirler. Onlar bizim evlatlarımızdır. Hepsi ben çünkü bir gün beni bir talebem aradı. Lisede ben derse girerken talebemdi benim. Çok sevdiğim bir çocuktu. Askere gidiyorum hocam dedi. Bundan 3-4 sene önceydi. Hiç unutmam. 3-4 belki 5 sene olabilir. Beni aradı. Hocam gidiyorum ben. Lütfen bana dua eder misiniz dedi. Çok temiz. Pırlanta gibi bir çocuktu. Ben 5 ay sonra şehit olduğunu bir gazeteden duydum. Allah bu anda neler hissettiğimi Allah bilir tabii ki. Efendim, şehit vermeyi bilen bir millet, şehit vermeyi bilen bir millete bir şey olmaz. Bir de bu vardır. Anneler, babalar yürekleriniz rahat olsun. Tabii üzüntü ayrı ama yürekleriniz rahat olsun. Onların şefaati, ben bir ilahiyatçı olarak da söylüyorum bunu. Onların şefaati mutlaka sizi kuşatacaktır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin diyorum. Amin. Ve bu tür manzaraları görmeyelim bir daha inşallah diye ümit ediyoruz. Bunların da duracağına ben eminim inşallah. Ya duracak ya duracak. Başka çaresi yok bu işlerin. Ben hepimizin ıstırabına, hepimizin düşüncelerine ortak bir değer olsun diye, bir tavır olsun diye bunu göstermek istedim özellikle. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir soru daha gelmiş. Telefon mu alalım? Peki bir telefon alalım ondan sonra sorumuza döneceğiz. Sorumuz nazar boncuğu takmak bid'at mı? Nazar boncuğu bid'at mı? Onu yazalım ama sorumuzu alalım. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim buyurunuz. Nasılsınız? Saygılar Nesrin Kaya Hanımefendi Eskişehir'den. Evet. Nesrin Hanım saygılar sunuyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Saygılar bizden hocam. Çok sağ olun. Nesin Hanım hemen sor. Sizi televizyonda görmeniz bize yetiyor hocam. Sağ olun, çok sağ olun. Biz de vallahi sizi o kadar çok seviyoruz ki Allah eksik etmesin, daha çoğalsın sizin gibi insanlar. Hep beraber inşallah efendim, hep beraber. Sizin duanız, biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Güzel kardeşlerim, sanatçı kardeşlerim duygularımızı evet paylaşacaklar. Güzel inşallah, değil mi? Ay inşallah hocam, evet inşallah. Sorunuz... Siz hocam böyle peygamberimizden anlatıyorsunuz, eshabından anlatıyorsunuz. Ne bileyim o nurlu yüzünüzde Allah'ım diyorum biz peygamberimizi görseydik nasıl olurdu acaba? Biz onun yanında çok sönük kalırdık yani mum gibi olurdu bu güneş ay gibiyse. Sizin nurunuz
Sabrımız yetiyor bize efendim, hocam. Allah bizleri o güzel insanların yolundan ayırmasın sevgili Nesrin kardeşim. Amin hocam, amin. Hepimizi ayırmasın Cenab-ı Rabbim. Allah bizi birbirimize sevdirsin. Kardeşliğimizi, sevgimizi, amin. Amin dostluğumuzu hocam. Bütün ülke çapında güçlü hale getirsin. Hele hele bugünlerde daha da güçlü hale getirsin. Amin hocam, amin. Bir sorunuz var mı efendim? Evet hocam, benim iki tane sorum olacak. Alıyorum soruları. Birincisi, hiç görmediğin annenin üzerinde insanın hakkı olur mu? Tabii ki, evet. Mesela annelerin altın, ayağının altında ya cennet. Evet. Acaba doğuran annenin mi, bakan annenin mi? Güzel. Bunu güzel merak ediyorum. Bir de hocam, ikinci sorum benim çok özel. Bunu evet ekranlardan sormak istemiyorum size. Arkadaşlarımızdan daha sonra telefonunuzu bırakınız veya telefonumuzu alın. Bana daha sonra ulaşırsınız. Evet, telefonum var zaten. Ne olursun beni bir kere arar mısın? Tamam, peki, peki efendim. Esin Hanım, inşallah ararız. Siz peki dedikten sonra akar sular durur. Peki efendim, saygılar. Allah'ın rahmeti üzerinizden olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah sizin gibi insanlar eksik etmesin başımıza. Sağ olun, çok sağ olun. Saygılar sunuyoruz efendim, çok sağ olun. Benim siteme girebilirsiniz efendim. Sorular için onu da söylemiş olayım. nihathatiboğlu.com çok rahat, böyle bir hemen tuşluyorsunuz, gidiyorsunuz. Oradan bana mail gönderebilirsiniz. Bazen cevap gecikebilir çünkü çok yığıntı olabiliyor. Ama neticede mutlaka size burada veya orada ulaşırız diyorum. Kalan sorular oluyor bazen, sorular böyle üste gelince. Hiç görmediğim annenin diyor hakkı var mı Nesrin Hanım? Çok güzel bir soru hocam. Güzel bir soru değil evet mi? Efendim tabii görmediğiniz annenizin hakkı var. Görmediğiniz annenizin hakkı nedir? Ölümünden sonra teyzeniz varsa ona iyilik etmeniz, annenizin kardeşi. İki, annenizin arkasından iyilik yapmanız. Ona dua etmeniz. Ya Rabbi babam ve annem bana nasıl merhamet, Kur'an-ı Kerim'in ayeti çünkü bu. Ya Rabbi babam ve annem nasıl bana iyilik ettiyse sen de onlara merhamet et diye dua etmenizdir. Onun için Kur'an okumandır ve benzeri iyilikler yapmandır. Peki hangi anne daha çok hak sahibi? Bakan mı doğuran ki? Tabii ki doğuran. Ama bakan da mutlaka büyük sevap almaktadır. Böyle bir karşılaştırma da çok, ne diyorsun bana? Aslında çok tabii... Gerekmiyor. Ya mantıklı bir durum değil ama tabii ki dünyaya getirdiği için her şeyden önce. Tabii. Asıl annesi çok daha değerli gibi görünüyor ama bir taraftan da İslamiyet'te emek de çok önemli. Yani emek o diğer bence en az doğuran kadar yetiştiren annenin de hakkı olduğunu hakkı düşünüyorum. Vardır. Çünkü o da büyüttü, ona emeğini verdi, onun da hakkı çoktur. Nazar boncuğuyla ilgili sorumuzun cevabını hemen söyleyelim. Bir defa uğur veya uğursuzluk yoktur. İyi niyet vardır, bir şeylere iyi bakmak vardır. Nazar boncuğu bir şeyden korumaz bizi. Nazar boncuğunun nazardan, bakıştan, etkilemelerden bizi koruduğuna inanırsak bunun şirke yakın bir günah oldu. Ne demek şirk? Yani gücü Allah'tan başkasına paylaşmak. Böyle bir günah olduğu söyleniyor. Nazar boncuğunun bizi kurtardığına inanmak doğru değildir. Kurtaran bizi Allah'tır. Koruyan Allah'tır. Peki nazar boncuğu çocuğa takılabilir mi? Nazar boncuğu çocuğa alimlerin büyük bir kısmı takılabilir. Boncuk böyle göz renginde sevgili evet, bağ. Mavi. Küçüklüğümüzde taşımışız. Evet, taşımışızdır mutlaka tabii, bizlerde. Evet. Çocuklara nazar boncuğu takılabilir mi? Alimlerin büyük bir kısmı onun bizi koruyacağına inanmamak koşuluyla bizi nazar boncuğu korumuyor. Allah bizi korur. Değil mi? Tedbirimizi alacağız. Sonra duamızı yapacağız. Allah bizi lütfeder korur inşallah. O belki herhalde iç rahatlığıyla ilgili bir şey. Hem hocam, iç rahatlığı hem psikolojik olarak bir rahatlama. Evet. Bir de özellikle mavi renk falan seçiliyor. Bir anda etkileyebilecek olan bakışların boncuk üzerinde biriktiriyor. Enerjiyi orada topluyor. Çocuğa daha çok zarar vermesine engel olmuş oluyor. Demek ki koruyan nazar boncuğu değildir. Koruyan Yüce Allah'tır. Nazar boncuğuna böyle bir güç yüklemek son derece yanlıştır diyoruz. Ve nazar boncuğunun korumadığını, Allah'ın koruduğunu. Peki hocam bir şey sorabilir miyim? Şu nazar boncuğu genelde mavi olur ya. Hani o nazar değdiren kişinin de renkli gözlü olduğu söylenir. İşte öyle genelde söyleniyor ama bu... Onunla ilgisi var mıdır? Yani renkli olmasının, ikisinde mavi olmasının. Mavinin daha çok gözü aldığını, bakışları aldığını söylüyorlar. Renkli gözler olmayabilir. Yani yeşil, mavi, gözü yeşil ve mavi olanlar kızacak bize şimdi. Yani öyle söylenir genelde de o yüzden. Öyle diyorlar ama
herkesin böyle bir etkileme gücü olabilir. Bunu göz rengiyle bağlantılandırmak birebir çok çok yanlış olur. Ben de bir şey öğrenmiş oldum. Bunu. Etkin olan renkler olabilir tabii. Evet. Diyoruz. Peki ne yapacağız? Biz kısa bir ara vereceğiz. Ama ne yapacağız? Aradan hemen sonra sevgili Baha oturacak burada tabii. O bizim konuğumuz. Biz ne yapacağız? Hazreti Peygamber'den biraz bahsedeceğiz. Bizim Hazreti Peygamber'le ilgili bölümümüz var. Duamız var. Ama hepsi reklamlardan, küçük reklamlardan hemen sonra. Doğrusu dünyada bize verilen sermayeyi doğru kullanabiliyor muyuz? Bazen her şeyin insana emaneten verildiğini, nimetin de emaneten verildiğini düşünüyor muyuz yoksa düşünmüyor muyuz? Her şey bir emanet değil mi? Emaneti doğru değerlendirmek, temiz olmak, dünyayı temiz doldurmak, temiz bir şekilde hayat yaşamak, verilen her şeyi güzel değerlendirmek ne kadar doğru. Allah Resulü bir gün diyordu ki, yardım edin, fakirlere yardım edin, düşmüşlere, düşkünlere, bizar olanlara, derdini anlatamayanlara, kapı kapı düşmüş olanlara yardım edin. O lokmasını paylaştırıyordu. Lokmasını bölüyordu çünkü. Lokmayı paylaşın diyordu. Bir lokmaysa ikiye bölün onu. Hayret mi ediyorsunuz bundan dolayı? Bir kadının çocuğuna, iki çocuğuna bir hurmayı ikiye böldüğünü hayretle gören sahabeye hayret mi ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki Allah'ın merhameti bu kadının çocuğuna merhametinden daha engindir, daha hoştur. Hayret mi diyorsunuz? Ümidinizi kırmayın. Ama ümidiniz bağışlanacak ümidi günahların kapısını açmasın. O ümit Allah'a sığınma kapısı açsın. Hazreti Peygamber'in dediği bir cümle ne kadar güzeldi. Ben günahkarların karargahıyım diyordu. Ben günahkarların karargahıyım. Buraya gelin, kaçmayın. Günahkarların karargahı olmak. Hazreti Ebu Bekir, Allah Resulü buyurdu ya, yardım edin diye. Hazreti Ömer anlatıyor aslında. İç alemdeki Hazreti Ebu Bekir'le olan İç alemindeki çekişmesini, hayra giden yarışını anlatırken Hazreti Ömer öyle diyor. Ne zaman fakirlere, ne zaman düşkünlere, düşmüşlere bir iyilik düşünülürse Ebu Bekir beni hep geçerdi. Hiç Ebu Bekir'i geçemedim ki. Bir gün kendi kendime dedim ki diyor Hazreti Ömer, bugün ben Ebu Bekir'i geçeceğim. Eve gittim. Ne buldumsa ikiye böldüm. Yarısını fakirlere ayırdım. Allah nebisine götürmek için. Yarısını da evime bıraktım diyor. Biraz sonra tuttum eşyalarımı diyor Hazreti Ömer. Yükledim sırtıma, yüklendim. Resul'e götürdüm. Dedim ki ya Resulallah, eşyalar bunlar işte. Yarısı fakirlerin, yarısı Ömer'in, yarısı Ömer'in ailesinin, yarısı fakirlerin ey Nebi. Allah Resulü topluyordu. Dağıtmak üzere topluyordu. Toplamak üzere değil, dağıtmak üzere. Eşyası evinde hasırından başka
sergisi olmayan Nebi topluyordu dağıtmak için. Biz topluyoruz, üst üste yığıyoruz, ölmeyecekmiş gibi. Birini beğenmiyoruz, 3 ay sonra stil değiştiriyoruz. İtalyan stili, başka bir stil. Her gün stiller değişiyor. Acaba fakirlerin evinde ne değişiyor? Hangimiz fakirin evine bakıyoruz? Allah adına söyler misiniz? Hangimiz fakirin evini, hangimiz düşkünün evini? Demin bir dostum anlattı. Bir odada yaşayan 3 kız kardeşi. Baba yok, anne yok. Bir odada, bir oda. Birkaç yüz milyon para olur mu acaba? Verebilir miyiz diye. Bir oda. Biz ne lüks binalarda oturuyoruz. Dübleks yetmiyor, tripleks olsun diyoruz. Üst üste tırmansın diyoruz. Allah'ın verdiği nimeti kullanalım. Helal kazanmışsak. Ama bazen de paylaşalım ya. Fakirle paylaşalım. Fakirin duasını alın. Düşmüşün duasını alın. Unutulmuşun duasını alın. Evine gidin. Kapısını çalın. Geldim sana deyin. Senin bir duana. Bir dua neler yapar biliyor musunuz? Bir dua neler yıkar biliyor musunuz? Bir dua. Hazreti Ömer, bekledim Ebu Bekir ne getirecek? Hep beni geçerdi ya, onu geçer miyim acep diye bekledim diyor. Biraz sonra baktım Hazreti Ebu Bekir geliyor. Geçilemeyecek adam, yarışılamayacak adam geliyor biraz sonra. Develere yüklemiş eşyaları getiriyor. Develere yüklemiş eşyaları getiriyor. Birbiri ardınca getiriyor. Resulullah'ın yanına geldi. Allah nebisinin yanına geldi. Resulullah'ın yanına yıkıverdi eşyaları tümünü. Diyordu ki ey Allah nebisi, al bunları fakirlere dağıt. Yoksullara dağıt ey nebi. Allah nebisi develerin üzerindeki mutfak eşyasına varabilecek kadar ince düşünülmüş olan bütün ayrıntıyı görünce dönüyordu. Ebu Bekir ne bu diyordu. Nedir bu? Ya Resulallah ne buldumsa odur. Sen diyordu. Mutfağındaki eşyayı da mı getirdin? Mutfağındaki eşyayı da getirdim ey nevi. Hazreti Ömer öyle diyecektir. Anladım ki Ebu Bekir'le yarışılmaz. Anladım ki harcama Allah için fakire dağıtmada Ebu Bekir'e varılmaz. Yetişilmez Ebu Bekir'e, anladım onu diyor. Allah nebisi döndü. Ebu Bekir dedi. Çoluk çocuğuna ne bıraktın peki? Onlara ne bıraktın? Ya Resulallah dedi. Ben onlara Allah'ı ve Resul'ü bıraktım. Allah'ı ve peygamberi bıraktım. Allah ve peygamberden başka bir şeye ihtiyaçları yok ki onların. Allah sevgisi ve peygamber sevgisi bıraktım. Başka şeye ihtiyaçları yok ki. Denir ki ya eyyetuhen nefsül mutmainne ayeti, ey doruğa ulaşmış nefis. Rabbine dön bakayım. Dön Rabbine. Allah senden memnun, sen Allah'tan memnun. Gir cennete ayeti bu olay üzerine indi deniyor. Hazreti Peygamber gelen Cebrail diyordu ki ya Resulallah yanında oturan Ebu Bekir'dir değil mi? Evet. O Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'e de ki ya Resulallah Allah Ebu Bekir'den razıdır. Ebu Bekir Allah'tan razı mıdır? Zirveyi görüyor musunuz? Makamı görüyor musunuz? Allah Ebu Bekir'den razı. Ebu Bekir Rabbinden razı mıdır? Ebu Bekir Allah'tan razı mıdır? Allah nebisi gülümser. Rahmet önderinin, merhamet nebisinin mübarek yüzü gülümser. Ne kadar mutludur. Kendisinden bir parçanın,
kendi yanındaki bir Müslümanın bu kadar büyük bir zirveye tırmandığını görünce Allah'ın nebisi sevinir. Ebu Bekir'dir, Ebu Bekir. Sana müjdeler olsun. Allah haber göndermiştir. Allah senden razı. Sen Allah'tan razı mısın? Denir ki, Hazreti Ebu Bekir öyle sevinir ki, kalkar, kendi ekseni etrafında döner. Bu nedenle Suyuti gibi alimler, Mevlevilerin, yani sema sonra ortaya çıkacak olan sema tarzı o dönemde de var ki Mevlevilerde biz bunu görürüz. O dönüşün kendini kaybetme halinde tabii şov için değil gerçek anlamda. Dönüşün dinen sakınca olmadığını, güzel olduğunu söylerler. Hazreti Ebu Bekir'in bu dönüşü. Gelin rahmet kapısını zorlayalım. İsteyen, yok mu bana bir merhamet et, merhamet eden yok mu diyen, merhamet isteklerin kapısını zorlayalım. Dilerseniz, çok örnek verilebilmekle beraber, bir Rabia vardır. Fırsatı iyi değerlendiren bir Rabia vardır. Rabia'dan bir örnekle, duamıza doğru yavaş yavaş yönelelim. Rabia. Rabia bin Ka'b. Mütevazi bir Müslüman. Büyük ama küçük görülen diyelim. Öyle diyelim. Zirve değil belki ama zirvedir. Hani toplumda vardır ya. Biz zengini görünce, makamı büyük olanı görünce dimeledikleriz hemen. Efendim şeref verdiniz. Garibanı görünce kapıdan içeri koymayız. Değil mi? En lüks otellere güzel kıyafete gittiğinizde çok itibar görürsünüz. Kıyafetiniz gariban kıyafeti ise, çok lüks değilse itibarınız da ona göredir. Kınamak için demiyorum. Hayatımız, dengemiz, atmosferimiz değişti. Onun için diyorum bunu. Bu böyle işte. Böyle olmamalı. İnsanın kalbine göre, temizliğine göre, insan oluşuna, insan ona göre değer vermek lazım. Ne yazık ki biz kalıba bakıyoruz. Hepimiz öyleyiz ha. Nihat Hoca kınıyor demeyin. Ben de öyleyim. Belki beni izleyen bazı kardeşlerim de öyle. Rabia diyor ki, Allah nebisine yardım ederdim. Bir manada hizmet ederdim. O ne yapsa peşindeydim, ayrılmazdım. Bir an bile, bir saniye bile Resul'den firkat, ayrılık ölüm gibiydi bana. Koşardım. Abdest alırsa mendilini tutardım. Yardım ederdim. Gönülden yardım. Gönülden. Resulullah akşam bazen kıvrılınca uyumaya yanına kıvrılırdım. Allah nebisi uzanınca uzanırdım. Kalkınca kalkardım. Öylesine işte. Resulullah uyumadan önce Subhanallah ve bihamdi namaz tesbihi. Allah'ı hamd ile anarım derdi. O zaman yorulduğunu anlardı. Birkaç gündü bana bir gün dedi Rabia buraya gelsene. Rabia bir erkek. Rabia koştum Resulullah'ın yanına. Rabia bin Ka'b. Dedim buyur ya Resulallah. Rabia dedi. Sen benimle çok yoruluyorsun. Çok yoruluyorsun. Sen bana hizmet ediyorsun. Dedim ki Allah'ın Resulü'nün yanında olmak ne büyük şereftir. Allah Resulü müsaade etsin bana. Ben ondan hiç kopmayayım. Dedi ki Rabia. Benden özel bir şey iste. Öyle bir şey iste ki sana özel yapayım. Senin için Allah'tan isteyeyim veya yapayım bir şey. Bir şey vereyim sana. İyiliğine karşı bir şey vereyim Rabia. Rabia dedi ki, Rabia akıllı. Rabia dedi ki ya Resulallah
Bana müsaade var mı? Biraz düşünsem ey Allah Nebisi. Biraz düşünsem. Müsaade var mı Rabia'nın düşünmesine? Allah Nebisi Rabia düşünsün dedi. Düşün. Bana gel sonra düşün de sonra bana gel. Bin Kâb diyor ki Rabia düşündüm diyor. Günlerce düşündüm. Birkaç gün günlerce. Sonra kendi kendime dedim ki Rabia dünyalık bir şey istersen dünya gelip geçer. Öyle bir şey iste ki kalıcı olsun, kaybetme. Birkaç gündü Resulullah beni çağırdı. Dedi ki Rabia söyle, hadi söyle ne istiyorsun? Dedim ki ya Resulallah düşündüm dünya geçer. Doğru diyorsun Rabia. Sen geçtin gittin işte bak. Senden bahsediyoruz, seni hikaye ediyoruz şimdi. Gelip geçti dünya. Ama senin istediğin geçmedi ve geçmeyecek. Rabia diyor ki, dedim ki ya Resulallah geçecek dünyada bir şey istemiyorum. Kalacak yerde istiyorum. Rabia ne istiyorsun? Şefaat ya Resulallah, şefaat. Zor günde beni kurtar ya Resulallah. Resulullah güldü diyor. Dedi ki Rabia kim sana öğretti bunu? Dedim seni gönderen Allah'a yemin ederim ki kimse öğretmedi. Ben kendimden söyledim. Baktı olur Rabia olur dedi ama tek şartla. Nedir ya Resulallah? Bana yardım et seni kurtarabileyim diye. Allah'a bol bol secde et. Başını bol bol Allah için secdeye koy. Sana yardım edeyim Rabia. Selam vermeyi bilene. Selam kapıyı kapatmayana. Selam Rabia gibi akıllı olanlara. Dilerseniz peygamberimizin bir yakarışını beraber paylaşalım sizinle. İnşallah yetişirsiniz yazarken. Bu Hazreti Peygamber'in o yaparken ağladığı bir duadır ki onu haçta yaptığı söylenir. Haccında, tek haccında. Bazı alimler derler ki bunu her zaman söylemek kalbi rahatlatır. Allah yanında duaları kabul hale getirir. Allah Nebisi şöyle yalvarıyor. Ey dereceleri yükselten, bereketleri indiren, ey gökleri ve yerleri yaratan Allah'ım. Sesler türlü türlü dillerle gürüldeyip sana doğru yükseliyor. Senden dileklerde bulunuyor. Benim dileğim de dünya halkının beni unuttuğu imtihan yurdunda senin beni anmandır ya. Ey Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir ya Rabbi. Ben çaresizim, ben yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı da itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Günahını bilen bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Senin yüce huzurunda boynumu bükmüş, senin için gözlerinden yaşar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını yok sayan, senin için acizliğini ilan eden bir kulun sana nasıl dua ederse ben öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum kılma. Bana rauf ve rahim ol. Esirgeyen bağışlayan ol yani. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en cömerti. İlahi, sana karşı kim kendini övebilir? Ben ancak kendimi kınarım. Rabbim, ilahi, dilim günahlarla dolu. Sana ulaşacak ne işe yarar bir amelim, ne de ümitten başka bir şefaatçim var. İlahi, biliyorum
Biliyorum ki kusurlarım yüzünden ne huzurunda yerim, ne de senden özür dilemeye yüzüm kalmıştır. Fakat sen cömertlerin cömertisin. İlahi, ben rahmetine yetişebilmeye ehliyetli değilsem rahmetim bana yetişebilir. Peygamber dudağı ne kadar temiz, dua ne kadar nezih değil mi? Senin rahmetin bana yetişebilir. Çünkü senin rahmetin her şeyi kuşatacak kadar geniştir. Ben de rahmetini bekleyenlerdenim. İlahi, benim kusurum ne kadar büyük olsa da senin affının yanında küçük kalır. Sen onları bağışlayıver. Ey Kerem sahibi Allah. İlahi, sen Kerem sahibi Allah'sın. Ben ise aciz bir kulum. Ben günah ve kusur işler durursam, sen de bağışlar durursun. İlahi, sen ancak sana itaatli olanlara rahmet ve merhamet edeceksen, günahkarlar kime sığınacaklar? Gelin, bu son cümleyi bir daha söyleyelim. İlahi, Rabbim, ya Rabbi, güzeller güzeli, sen ancak sana itaatli olanlara, yani senin yolundan gidenlere rahmet ve merhamet edeceksen, günahkarlar kime sığınacaklar? Günahkarlar kime sığınacaklar? Ancak bir nebinin rahmet dudağından, bir şefkat peygamberinin şefkatinden damlayacak olan sözler bunlar değil mi? Bunları bol bol tekrar ediniz. Yüreğiniz dolsun bunlarla. Kim bilir? Belki içinizden şu anda bir kardeşimizin duası tümümüze merhamet eder. Ne olur? Bu duaları yaparken sadece kendinize değil, elinizi açın. Ya Rabbi, bütün kardeşlerime, bütün aileme, bütün ülkeme, ülkemin bütün insanlarına, bütün Müslümanlara sonra hidayetin yolunu bulsunlar diye bütün yeryüzü insanlarına. Rabbim kabul etsin. Efendim, çok kısa bir reklamımız daha var. Reklamdan sonra sevgili konuğumla beraber birkaç şey söyleyeceğiz. Ondan sonra vedalaşacağız. Ama kısa bir reklamımız var. Yeniden selamların en güzeliyle sevgili Baha ile beraberiz. Baha, ben tabii sen sanatçısın. Bu işin de ilmini yapmış bir sanatçısın. Sanat dünyasında, magazin dünyasındaki kavgaları vesaire. Ben biraz dışındayım hocam onların. Dışındasın, yani. Görüyorsun ama en azından. Tabii canım, izliyoruz. Günü takip etmek durumundayız bir de ama. Genç kardeşlerine, bu işe başlayacak olanlara, yani magazine değil, sanatçılığa başlayacak olanlara tavsiyelerin onlara. Öncelikle magazine başlamamalarını tavsiye edelim hocam. Güzel. Ama şunu belirtmek lazım. Sanat gerçekten çok özel bir kavram. Ve herkes de onu yapamadığına göre sanatla uğraşan insanların çok özel insanlar olduklarını düşünüyorum. Ama gerçek anlamda sanatla uğraşan insanların çok büyük emek gerektirdiğini düşünüyorum. Çok büyük çalışma süreci gerektirdiğini düşünüyorum. Ve mesleğinde başarılı olabilirsin ama altyapısında da sağlam bir kişilik koymak gerektiğini düşünüyorum. Ben en azından bunları kendi açımdan yapmaya çalışıyorum. Bunun çok uzun bir yol olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ve hiçbir zaman kısa süreli şeylerle, en azından kendi açımdan konuşacak olursam, rating yapmaya çalışmadım yani. Birçok şey gibi. O yüzden şuna kesinlikle inanıyorum ki doğru olan şey mutlaka günün birinde layık olduğu noktaya gider. Doğru. Ve ben şu anda o yolda olduğumu düşünüyorum. Beni gerçekten yüreğine almış ve seven insanların olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben onlara çok saygı duyuyorum.
Valla ben genellikle soruyorum gençlere, gelen dostlarımıza, sanatçılara. Hazreti Peygamber'i çok anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü model bir insan. Evet. Hepimizin modele ihtiyacımız var. Kesinlikle. Baha'ya sorsam Hazreti Peygamber denince hangi özelliği akla geliyor veyahut da birkaç kelimecikle Hazreti Peygamber'i nasıl tanımlardı bilmeyen birine desem aklına ne gelir senin? Vallahi her şeyden önce... Düşünmek istersin biraz yoksa. Yok, aslında çok net bir şey var söylenmesi gereken. Kelimenin tek anlamıyla örnek insan. Örnek insan, doğru diyorsun. Her şeyle örnek insan. Bir kere insanlığın özünde bence iyi niyet var. Yani Yüce Allah'ımız herhalde insanı yaratırken de bunu düşündü. O öyle güzel bir varlık ki yani onun bence Hazreti Peygamberimiz bir göstergesi. Ne güzel değil mi? Kesinlikle bir göstergesi. Peki niyette var mı böyle annemi alayım bir Kabe'ye, bir umre falan? Tabii ki var. Böyle bir niyet? Tabii ki var ama onun zamanını onların belirlemesini istiyorum. Güzel. Onlar ne zaman isterlerse, ne zaman uygun görürlerse ben sonuna kadar yanlarımda. Anne şu anda seni izliyordur. Kesinlikle tabii. Beni izliyorlardır. Ellerinden öpüyorum saygıyla. Güzel annemi, babamı. Öpüyoruz. Belki daha sonra programdan sonra arar seni. Bak hemen istiyoruz Bahar diye. Yok bunun konusu geçiyor zaten. Bir emir vakı yapabilirler yani. Biraz sağlıkla ilgili babamın da annemin de ufak tefek şeyleri var. Allah sıhhat versin. Teşekkür ederim. Şu anda kontrolleri falan oluyor. Evet. O yüzden en azından bu süreci atlatıp ilk fırsatta eminim onlar da çok istiyorlar. Anladım. İnşallah kısa zamanda nasip eder Cenab-ı Allah. İnşallah. Tam oraları görüp de daha sonra gelip de belki günün birinde daha güzel bir ilahi de yazar. Güzel bir ilahi de besteler bilmiyorum. Hiç olabilir hocam. Musun kendim, Yunus'tan falan böyle. Şimdi denedin mi? Dönem dönem mesela son bir proje yapılmıştı. Yunus Emre şarkıları, şiirlerinin şarkılara dönüştürülmesiyle ilgili. Ben de o projede yer almıştım. Ha, güzel maşallah. Bir şarkı okumuştum orada. Yani sonuç itibariyle her zaman doğrunun ve hakkın yanındayım. Yani gönülde o da var inşallah. Bu kesinlikle var inşallah. Peki sevgili Baha, iki küçük şey söyleyeyim. O konuda senin yorumunu almak istiyorum. Buyurun hocam. Kıyametin alametlerinden birinin de ehil olmayanlara iş verilecek diyor. Yani ehil olmayanlara iş vermeye başlanınca kıyameti bekle diyor Hazreti Peygamber. Hocam vallahi o kadar güzel bir şey söylediniz ki. Etrafınıza baktığınız zaman aslında bunu tamam. Kıyamet kopmuş diyorsun. Kopmuş yani kopmuş gitmiş zaten. Yani ne, kafanızı nereye çevirseniz mutlaka bir aksaklık var. Ben öyle görüyorum ya da. Çünkü benim herhalde yapımda biraz da mükemmeliyetçilik var. Mükemmeliyetçilik derken çok katı değil arama yani. Bu konuda ama evet. En azından bazı şeylerin ideal olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yapabileceği işle uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğrunun ancak bu şekilde bulunabileceğini düşünüyorum. Ülke olarak bir noktaya gitmek istiyorsak, bu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak, önce kültürümüze sahip çıkıp, inançlarımıza sahip çıkıp, bunları temel edinip, bunların üzerine birçok şeyi kurabiliriz diye düşünüyorum. Ama öncelikli olarak bunların muhafaza edilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki bir şey daha söyleyeyim o zaman, sen o konuda yorumunu getir. Bir İbn-i Mace hadisinde, hadis kitabında, kötüler dünyaya hakim olacak diyor kıyametten önce. Ona ne diyorsun? Vallahi görüntüde hakim oluyor gibi görünebilirler ama bence bunu hiçbir zaman başaramazlar. Çünkü iyi her zaman iyidir, doğru her zaman doğrudur. Ve doğruyla hiçbir şey karşıya gelemez bence. Doğru mutlaka gideceği yere gider. Mutlaka. Kötüler diskalifi olacak. Mutlaka. Çünkü diyorsun. Baktığınız zaman tarihte de bu böyle olmuştur. Dönemimizde de böyle olmaya başlamıştır. Yani o öyle olacağını düşünüyorum. Peki o zaman bir soru daha cevaplandıralım beraberce. Tabii hocam. Olmaz mı? Elimden geldiğince. Ondan sonra ben söyleyeyim, sen de söyle, ondan sonra bakalım. Tamam hocam. Efendim, özel günlerde bayanlar tesbih çekebilir mi diye bize sorulmuştu. Arkadaşlarımıza yazarlarsa sorumuz orada kalsın. İyi cevaplandırdığımız bilmiş olsun en azından. Özel günlerde ne yapılmaz? Özel günlerde bayandan özel günleri kastediyoruz tabii ki. Evet. Efendim, özel günlerde... namaz kılınmaz. Özel günlerde Kabe tavaf edilmez. İhtiyaç yokken camiye girmemek doğru olandır. Ama caminin avlusu cami sayılmaz tabii ki. Ama çok özel bir şey olursa kişi girmeyi düşünebilir. Ama gücü yettikçe özel günlerinde dikkat etmesi gerekir. Özel günler bir ceza günü değil yalnız. Onu bayanların özel günleri bir ceza günü değil, nimettir. Niye nimettir? Özel günlerde bayanlar diyelim ki her ayda 10 gün özel günü varsa 8-9-10 gün, 10 gün boyunca namaz kılmak zorunda değil,
kılmadığı namazlar kaza yapılmıyor. Üzerinden düşüyor yani. Evet, onlara verilmiş bir hak herhalde. Bir hak, bir nimet. Evet. Sadece oruçları kaza eder. Oruçlar niye öyle? Yılda bir defa oluyor da 30 evet, gün boyunca. 30 gün boyunca. O da bundan dolayı. Peki özel günde bayanlar tesbih çekebilir mi? Bayanların tesbih çekmesine hiçbir engel yok. Özel günlerde Allah'ım der, ya Allah der, Bismillah der, ne dese desin, dua niyetiyle olduktan ve Yüce Allah'ı anmak olduktan sonra özel günlerinde de, özel olmayan günlerinde de bayanların tesbih çekmesinde değil mi? Hiçbir sakıncası yok. Ve bir de yani şunu yapmak gerekir mi sevgili Baha, bilmiyorum, ben yapıyorum, sen yapıyor musun? Arabaya girince Bismillahirrahmanirrahim diye konta açıyoruz. Evet, evet. Var mı böyle alışkanlıkların? Tabii var, var. O babamdan gelme bir şeydir. Babam çünkü, babamdan hep gördüğüm bir şeydi o küçüklüğümde. Bende de öyle bir alışkanlık vardır. Ne güzel. Yani yola giderken ayet-i kürsü okumak. Ya onu tabii ya, yatarken, onlar 7 kere ayet-i kürsü mutlaka okuyorsun. Bir yolculuğa çıkarken okunur. Ne güzel. Hatta annem zaten hep bilirsiniz. Büyükler hep bizim için okur yani, ve onların yani duaları her zaman bizimledir. Onlar el öpülecek insanlar. Kesinlikle. Bizim büyüklerimiz gerçekten çok güzel bir çizgi çizmişler bizlere. Bizim büyüklerimizin inancı katışıksız bir inançtır. Çok temiz, duru, nazik, nezih. Ve bir şey söyleyeyim. Bu hakikaten abartılı değil. Ben çünkü Arap toplumunu da biliyorum. Yeni dönemi kastediyorum. Türk toplumunun inancındaki zarafet, temizlik hiçbirinde yok. Yani bunlar Arap düşmanlığı falan değil yani. Ben tabii ki öyle bir şey düşünmem hiçbir zaman. Ama Türk toplumundaki inanç duruluğu, saf iman, doğru iman, kavgasız evet, iman hiç kimsede yok. Evet. Hocam şunu da söylemeliyim. Şimdi o bizim atalarımız dediğimiz, büyüklerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz. O öyle bir nesilmiş ki. Ben hep öyle hatırlarım. Onlar ne zaman aklıma gelseler veya ne zaman o belli yaş üstünde insanları görsem hepsinin yüzünde aynı ifadeyi görüyorum. Bir temizlik var değil mi? Hep aynı ifadeyi görüyorum. O gözlerindeki o evet, saflık, o duruluk, o kötü niyetsizlik. Her tarafa tam hakim yani. Öyle güzel bir şey ki o. Yani belki benim ne bileyim içim tuhaf oluyor onu her gördüğümde. Yani. Bir de bizim toplumumuzun bir özelliği var sevgili Baha. Kimse yokken de neyse kimse varken de aynıyız. Yani bir şey yaparken bize ceza verecekler korkusuyla değil, vicdanla yapıyoruz bu işi. Fakire iyilik yaparken Allah bana iyi desin diye, başkaları iyi desin, evet, desin evet, diye değil. Evet. Mesela bunu eğer kalpten, vicdanla yapmayacak olsaydık, kanunun olmadığı yerde her türlü yanlışı yapmaya devam ederdik. Hırsızı yapmaya devam evet, ederdik. Evet. Ama dikkat ediyorsunuz, kimse yokken Allah var diyoruz. Evet. Bu çok müthiş bir denge değil mi? Evet, kesinlikle. Yani Allah'ı her an hesapta tutmak. Yalnız bir taraftan da bu bir yönden de dezavantaj oluyor hocam. Çünkü böyle olduğunuz zaman da kullanılmaya çok müsait oluyorsunuz. Yani o iyi niyetiniz o kadar bazen istismar ediliyor ki. Yani, o şundan dolayı bizim gibi, yani bizim gibi derken biz benle Baha mükemmel değiliz. Ha, bizim kendi açımızdan söylemedim zaten. Değil, genel olarak biz mükemmeli olarak aramaya çalışan insanlarız. Evet. Herkes mükemmeli aramaya çalışırsa Baha, aldatan azalır. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ki bizi aldatan bizden değil diyor. Bak çok ilginç. Evet. Bir gün Hazreti Peygamber geliyor bir pazara geliyor. Bizim pazarlarımız Ankara'da falan olur ya evet, böyle. Evet. Sent pazarları. Pazarda şey görüyor, böyle buğday türü bir şey görüyor. Yağmur inmiş. Yağmur inince de biliyorsun ağır. Evet. Kefede evet, ağır olur. Evet. Hazreti Peygamber elini dağılıyor içine böyle. Yağmur suları damlıyor. Diyor ki böyle yap diyor. Yani içinde su olduğunu, suyu en az süz diyor. Bizi aldatan bizden değildir. Bunlar müthiş bir ifade. Evet, evet, evet hocam. Yani ne bileyim o saf duygular belki o saf insan yapıları artık kalmamaya başladı. Belki de bizim hepimizin şikayet ettiği şey bu. Belli bir nesilden sonrası artık biraz da çağa ayak uydurduğu için gün içerisinde belki medyanın da bunda çok büyük rolü var. Büyük rolü var. İnsanlara yansıtımlar çok farklı olduğu için sanki ne bileyim bazen ben kendi ülkemde yaşıyormuş gibi hissetmiyorum kendim ekranlara baktığım zaman. Bunu hayret çok net ediyorsun, algılıyorum bazen. Çok şaşkınlıklar içinde kalıyorum. Çünkü o gördüğüm şeyler bizim insanımızın yapısı değil yani. Bize yakışmıyor. Değil yani. Bizden değil. Çünkü bizim kültürümüzde, toplum yapımızda işte anneannelerimizden bahsediyoruz, dedelerimizden bahsediyoruz. Ben çok net hatırlarım. Ben yazları dedemlerin yanına giderdim. İşte bayramlarda el öpmeye falan giderdik. Ya inanın evlerinde olmasa bile kendileri yemez misafirlerine falan yedirir içirlerdi. Yani böyle bir kültür
Ne var kadar özel bir kültür yani. Ama o şu anda artık o eski kültür, eski hava yok. Şimdi en yakın dostunuza bile neredeyse kazık atmaya başlıyorsunuz. Ya böyle bir şey olur mu yani? Evet. Böyle bir şey var mı? Demek ki düzelmemiz gereken, doğurmamız gereken yığınla çok problemimiz şey var vardır. Ama biz, ben toplumun yavaş yavaş bazı konularda daha dinamik ve daha doğru, daha düzenli, daha itidalli, dengeli, sivri uçlardan, radikal uçlardan uzak, daha mutedil bir dengeye toplumun çoğunluğunun girdiğini görüyorum. Sivri uçlar olacak her yerde. Hatalar, günahlar, eksikler olacak ama zamanla bunlar da törpülenecek. İnşallah. Diliyoruz hocam öyle olmasın. Ümidimizi kırmayalım. Kesinlikle, kesinlikle. En azından bizler birey olarak bize düşeni yapmaya çalışalım. Peki bak, bir soru daha var. Onu da kısaca cevaplandırıp ondan sonra bırakmıyorlar. Sürekli tabii ki soruları hocam. Cevaplandırıp diyorlar. Efendim, büyü var mı diye bir soru sormuşlar. Büyüden nasıl korunulur diye. Büyüden korumak için büyücüye gidin demeyeceğiz. Büyüden korumak için büyücüye gitmeyin. Efendim, nuskacıya gitmeyin. Büyüden korunmak için Allah'a gidin diyoruz bir. Allah'a gitmek ne demektir? Kendinizi güçlü hissedin bir. Bana katılmadığın yeri söyle bana. Yok yok, haklısınız hocam. İki, tedbirinizi alın. Üç, her şeyi büyüye bağlamayın. Kocasıyla kavga ediyor. Hanımefendi, hocam bana büyü yapmışlar. Beyefendi evden uzaklaşıyor. Hocam, hanım bana büyü yapmış. Kayınvalide kızıyor. Gelin bana büyü yaptı. Gelin kızıyor, annem bana büyü yaptı. Ya bu insanlar işi gücü yok, hep büyü mü yapıyorlar? Biraz önce söylediğim şey gibi hocam, işin kolayına kaçmak oluyor. Kolayına kaçıyor. Yani sorunun temelini araştırmaktansa, yani ne olduğunu biraz kendinde aramaktansa hep dış etkenlere bağlanıyor. İşte yani. Suçlu büyü yani, büyücü veya büyü. Ya mutlaka şey bir artık ne olsa artık büyü demeye falan başlıyor insanlar. Peki büyü bu kadar etki eder mi? Etki eden, etki ettiren Allah'tır. Bir şey varsa, etki edecekse, bakın altını kırmızı kalemle çiziyoruz saygıdeğer Star TV'nin güzel izleyicileri. Hiçbir kişinin gücü, hiçbir büyücünün gücü, kudreti, kuvveti, hiçbir sihirbazın sihiri Allah'a rağmen bir şey olmaz. Allah dilemedi mi olmaz. Allah diledi mi de olur. Onun için ne olur biraz rahat olun. Böyle bir şeyden endişe ettiğinizde onları imha edin. Kağıt görüyorsun yazılmış, böyle çarpık şeyler yazılmış böyle. Çin yazısına benzer Arapça kelimeleri bir araya getiriyorlar. Bazen geliyordu bize, bakıyorduk. Ben tabii Diyanet'teyken, görevdeyken bakıyorduk böyle. Hiçbir anlamı olmayan şifre gibi şeyler. Faydası da yok, zararı da yok. Bunlardan ürkmeyin. Bismillahirrahmanirrahim deyin, yakın onu. İki, eğer bir endişeniz varsa, büyü tesir edebilir mi? Büyünün varlığını, sihrin varlığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hazreti Musa zamanında efendim, Hazreti Süleyman'la ilgili cinler meselesine vesaire, bu konuda birçok ayet-i kerime var. Hazreti Peygamber'in hadisleri var. Efendim, bir Kurtubi'yi açtığınızda, tefsir Kurtubi'yi açtığınızda sihrin tesirlerinden ne kadar olacağını, büyünün tesirlerinden karşılığında olacağını sayfalarca anlatır. Ama özeti şu. Hiç kimse sevgili Bağa, Allah'a rağmen bir şey yapamaz. Allah müsaade etti mi kimse engel olamaz. Allah engel oldu mu kimse kapıyı açamaz. O zaman özet ne? Ne demek istiyorsun Nihat Hoca diyeceksiniz. Özeti şu. Allah'la aranız iyi oldu mu problem yok. Allah'la aranızı iyi yapın. Allah'la aramızın iyi olması iyi Müslüman olmak, iyi insan olmak, kamil insan olmak, hatalardan, kusurlardan, günahlardan kaçmaya çalışmaktır. Bol bol Felak ve Nas okuyun diyoruz, korumak niyetiyle de en azından. İnsanın içi herhalde huzurlu olduğu zaman zaten herhalde büyük sorunlarda yaşamaz gibi geliyor hocam. Doğru. Yani her şey herhalde burayla ilgili. Gönlün temiz olması, yani, kalbin temiz olması. Aklına kimseye bir kötülük yapmamışsan, kimsenin hakkını yememişsen, insanlara yeterince iyi ve fedakar davranmışsan Allah'ın huzurunda temiz olsun. Sonuç itibariyle herhalde zaten kimseye ne bileyim insan içi huzurlu olduktan sonra bir sorun da yaşamaz diye düşünüyorum. Bana çok sağ ol. Şeref verdin. Ne demek, o şeref bana ait hocam. Ben, Allah hayırlı versin. Sizi zaten takip ediyordum ve gerçekten çok beğeniyordum. Sizinle tanışmak da benim için çok büyük bir onur oldu. Çok da seviliyorsun yani. Siz de öyle. Siz de öyle hocam. Konumdan bahsedince bana hemen mailler gelir. Çok beğeniliyorsunuz, çok, seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok düzenli bir delikanlı diyorlar. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için de burada bulunmak çok büyük bir onurdu. Eyvallah. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Efendim, bir programın daha sonuna doğru geldik. Bugün ne yaptık bu salı akşamı? Bu salı akşamı şunu yaptık. Ne yaptık? Programımızı bundan sonra erkene aldık. Ne yapacağız? Birbirimize duyuracağız, diyeceğiz. Nihat Hoca'nın Dosta Doğrusu bundan sonra saat 22-22.30 civarında başlayacak diye dostlarımıza duyuracağız. Dostlarımız da soruları gönderecekler.
biz de sorularını alacağız, konuşacağız. Programın başında, sonunda anlatım bölümümüzü, dualarımızı serpiştireceğiz. Telefonlarınızı alacağız, konuşacağız. Önümüzdeki hafta kıyametle ilgili özellikle Kur'an-ı Kerim'in kaldırılması ve benzeri birkaç olay var. Nasıl olacak? Bunlara da değineceğiz inşallah. Kur'an kalkmayacak, hep olacak inşallah. Yani kıyametten bahsediyorum. Efendim sizi seviyoruz. O temiz dudaklarınıza ne olur bize dua ediniz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.